bizim hatırlatma bozumuz. Evet değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAK aşısı yapılacak. Şimdi izliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu yapılıyor TÜRKOVAK aşısıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde. Bu arada hatırlatma dozu yaptıracak olan bilim kurulu üyeleri de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya eşlik ediyor. Bunu da hatırlatalım. Efendim, geldi aşıyı. Şimdi yaptırdığınız tabii çok tarihi bir an, önemli bir an. Neler söylemek istersiniz? Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili bildiğiniz gibi acil kullanım onayını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. Yerli aşımız TÜRKOVAK'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TÜRKOVAK son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ve en son 24 yıl önce 1998'de BSC yani verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli, %100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızı TÜRKOVAK'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da TÜRKOVAK'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzı sahanın yeniden dirilmesinin ilk adımı TÜRKOVAK. Bu başarı milletimizin başarısı. Ve vatandaşlarımızın bu noktada özellikle erken dönemde omikron varyantının da yoğun gündemde olduğu, bulaşıcılığının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde hatırlatma dozları dahil olmak üzere TÜRKOVAK'la yaptırmalarını öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Ne zaman randevu alabilecek? Yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere, gelecek hafta daha yoğun olacak ama yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak. Teşekkür ederim. Bilim kurulu üyelerimizden. Buyurun canım. Aynı flakondan devam ediyoruz. Flakonlarımız beşlik. Yani bir flakon beş vatandaşımıza yapılıyor.
Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biraz önce aşısını oldu. Kovak aşısı oldu, hatırlatma dozuydu bu. Ve şimdi de bilim kurulu üyeleri de yine Türkovak hatırlatma aşılarını bakın teker teker yaptırıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yanlarında şu anda. Ve Fahrettin Koca yarından itibaren şehir hastanelerinden başlamak üzere yine Türkovak uygulamalarının, aşı uygulamasının başlayacağını da belirtti. Farklı olarak iki çalışma ile acil kullanım onayı aldı. Biri fazil çalışmasıyla Hacettepe merkezli olan bir çalışma. İkincisi şehir hastanesi merkezli, 42 merkezde devam eden rapel hatırlatma dozu dediğimiz dozla yapılan ikinci çalışma. Yani iki Sinovac sonrası Sinovac ve Turkovac'ın kıyaslamasıyla devam eden ikinci hatırlatma dozuyla çalışma yapıldı. Bu iki çalışmayla acil kullanım onayı verilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de bilim insanlarımız bununla ilgili verileri daha net açıklamış olacak. Bakalım şimdi hocalarım rapel oluyorlar ama ilk aşı için ve Türkovak'a bekleyen ciddi bir kitle var efendim. Sürekli bize soruyorlar ne zaman başlayacak diye. Bu da onlara bir cevap oluyor. Çok bekleyen var. Özellikle bu dönemde vatandaşımızın hassasiyet göstermesini, şu güne kadar yapılan kişilerde herhangi ciddi bir yan etki görmediğimizi bilim insanı arkadaşlarımız da söylüyorlar. Zaten önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi veriyorum burada. O nedenle vatandaşlarımız çekilmeden kendi milli aşımızdan rahatlıkla olabilir. TÜSEP Başkanımız Erhan Hoca. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Saniyeler önce değerli izleyenler, Türkovak hatırlatma aşısını yaptırdı. Bu arada Fahrettin Koca'dan sonra da şu an bilim kurulu üyeleri de aşı oluyor. Fahrettin Koca önemli bir hatırlatma daha yaptı. Yerli aşı uygulamasının yani Türkovak'ın yarından itibaren uygulanmaya başlayacağını da söyledi. Şehir hastanelerinden randevu alınabileceğini de belirtti. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım bir kez daha. Evet, bu arada konuğumuz olacak. Hemen bağlantıyı kuralım. Çünkü yeniden 30 bin üzerine çıkan vakalar var. Aşılama sürecindeki son durumu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuşacağız. Sayın Ceyhan, hoş geldiniz diyorum öncelikle ana habere. Hoş bulduk. İyi yayınlar Meltem Hanım. Dilerseniz artan vakalarla başlayalım. Bu arada yerli aşıyı da dakikalar önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdı. Yarından itibaren de şehir hastanelerinde yine uygulanmaya başlayacağını söyledi. Hatta bilim kurulu üyeleri de yine aşıdan yaptırmış oldu, hatırlatma dozlarını yaptırmış oldu. Neler söylemek istersiniz? Bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa öyle başlayalım. Açıkçası bu yerli aşıyla ilgili hiçbir veri açıklanmadı. Ve özellikle faz 3 çalışmasının sonuçları toplumla paylaşılmadı. Herhangi bir yerde de yayınlanmadı. Sadece tek bir yer var, o da genelde CDC'nin bir sayfası var, planlanan araştırmaların yer aldığı. Orada bu işte Haziran ayında 40.800 kişi üzerinde bir faz 3 çalışması planlandığı yazılı. Ama kaç vakaya verildi, nasıl bir sonuç elde edildi bu belli değil. Dolayısıyla bu aşıyla ilgili herhangi birisinin, yani bakanlık elimizde işte çalışma verileri iyi diyor ama onun dışında bir veri yok. Ne bilim kurulu üyelerinden, ne bu çalışmayı yürüten arkadaşlardan, ne de bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu şekilde ben 36 senedir aşıyla uğraşıyorum. Bu şekilde bir acil kullanım onayı ya da ruhsat verildiğini ilk defa görüyorum. Yani bazen durumun aciliyeti nedeniyle yayın beklemeden
işte sonuçlar sözel açıklanır ve ondan sonra başvuru yapılır. Ama böyle bir açıklama da yapılmadan bu aşının işte acil kullanım onayıyla topluma sunulması açıkçası yorum yapılabilecek bir konu değil. Diğer taraftan bu bir inaktif aşı. Sinovac aşısıyla içindeki maddeler açısından birebir aynı olan bir aşı. Bazı bilim kurulu üyeleri çıkıp işte bu Sinovac'tan daha iyi dedi ama böyle bir açıklama yapılırsa neden daha iyi olduğunu düşündükleri, yani neyi farklı yaptılar da bunu da açıklamaları lazım. Böyle bir açıklama da yapılmadı. Yok antikorları zıplatıyor falan gibi böyle gayri bilimsel bazı açıklamalar yapıldı. Ama açıkçası bu aşıyla ilgili dediğim gibi yani benim ya da bir başkasının yorum yapma şansı yok. Ama bunun benzeri olan Çinlilerin ürettiği Sinovac'ın ve Sinopharm'ın aşısıyla yapılan iki tane çalışmada özellikle omikron varyantına karşı üçüncü doz olarak kullanıldıklarında bir etkisinin olmadığı, çok düşük bir etki elde ettiği belirtildi. Ayrıca bir de iki doz aşı zaten BioNTech'te sadece %20 koruyabiliyor. Ama inaktif aşılarda neredeyse %0 çıktı. Hiçbir koruyuculuğun olmadığı. Dolayısıyla artık bundan sonra TÜRKOVAK'tan bağımsız bir kişinin aşılı olup olmadığı 3 doz aşı olup olmadığıyla belirleniyor. Yani artık bizim böyle günlük işte birinci doz şu kadar, ikinci doz bu kadar verilerinin hiçbir anlamı kalmadı. Bundan sonra o renklendirerek verdiğimiz haritada da 3 doz aşısını olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılması lazım. Yoksa birinci doza göre, ikinci doza göre haritalar vermek ya da oranlar vermenin omikronla birlikte anlamı kalmadı artık. Peki Sayın Ceyhan, şimdi bu da inaktif bir aşı. Siz de az önce bahsettiniz. Dolayısıyla evet, hatırlatma dozu olarak kullanılması açısından elimizde çok veri yok anlamında mı söylediniz tüm bu anlattıklarınızı? Hiç yok. Yani bakanlığın yürütmekte olduğu çalışmanın sonuçları açıklanmadı. Dolayısıyla elimizde hiç veri yok. Az veri değil, hiç veri yok. Sadece dediğim gibi bunun benzeri olan Sinovac aşısıyla ve Sinopharm aşısıyla, Çinlilerin iki inaktif aşısıyla yapılan bu hatırlatma dozu dedikleri, bugün artık primer doz diye kabul ettiğimiz üçüncü dozların çok düşük bir koruyuculuk sağladığı gösterildi. Şimdi bazen bununla ilgili çok yanlış ifadelerde bulunuyorlar. Aşı konusuyla çok yeterli deneyimi olmayan insanlar diyorlar ki bu inaktif virüste virüsün tamamı var. Dolayısıyla daha çok antijen var. Daha iyi cevap elde edilir. Halbuki aşılamada bunun tersi söz konusudur. Yani siz bir aşı hazırlarken ne kadar çok antijen koyarsanız elde edeceğiniz koruyuculuk o kadar düşer. Artmaz. Tam tersine düşer. Zaten eğer tersi olsaydı çocuklara böyle bir sürü 6 yaşına kadar bir sürü aşıyı tekrar tekrar ayrı ayrı enjeksiyonla vermeye gerek kalmazdı. Hepsini karıştırırdık bir şişede. Bir enjeksiyonla verirdik olurdu biterdi ama birbirlerine antijen ekledikçe elde ettiğiniz cevapta bir miktar kayıp olur. Dolayısıyla inaktif aşıların daha iyi cevap verdiğini iddia etmek zaten aşı bilimine ters zaten. O yüzden inaktif aşıların daha düşük bir cevap oluşturduğunu biz biliyoruz. Bekliyoruz zaten. Yani bu sadece bu pandemide değil ya da bizim ürettiğimiz Çin'den ürettiği aşıda değil. Bu inaktif aşılarla ilgili genel bir veridir bu. Burada da ne kadar bir sonuç elde edildi? Antikor ne bakıldı? Hangi cinsten antikor bakıldı? Kaç vakada yapıldı? Hiçbir veri açıklanmadı. Bakalım evet, ilerleyen zamanlar bize neler gösterecek. Vaka sayısı da biliyorsunuz 32 binin üzerinde. Çok hızlı bir sıçrama meydana geldi. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün de şöyle bir ifade kullanmıştı rakamları açıklarken. Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı demişti. Ancak
Omikron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi yeniden bir artış trendine girildiği görülüyor ifadesini kullanmıştı. Aslında Omikron'un Avrupa'daki gibi Türkiye'de de vaka sayılarına yansıması bekleniyordu. Salgın Türkiye'de bundan sonra sizce nasıl seyredecek, nasıl etkileyecek bundan sonraki durumu? Evet, dediğiniz gibi sürpriz değil zaten. Omikron çıktığından beri ben hep şunu söylüyorum. Bakın biz Delta'yı halledelim. Yani Delta varyantıyla 5 aydır 20 binlerin altına inemedik. Demek ki bizim aldığımız önlemler, halkın bu önlemlere uyumu, aşılama oranlarımız yeterli değil. Çünkü bizim dışımızda, daha doğrusu 3 ülke dışında, bizimle birlikte İngiltere ve Rusya'da indiremedi. 3 ülke dışında diğerleri vakaları indirmişken omikron patladı. Ama şimdi zaten Delta'yı engelleyemeyen bu önlemler zincirinin omikronu engellemesi söz konusu değildi. Ve nitekim bu şekilde bir patlama tarzında vakaların artacağını haftalardır söylüyoruz. Şimdi bu hatta 32 bin de değil, bunun çok üzerinde vaka sayısı var. Çünkü omikronlu vakalar genellikle yetişkinler, genç yetişkinlerde ve sağlıklı çocuklarda az belirtili ya da belirtisiz seyrettiği için yüksek oranda, biz de bunlara test yapmadığımız için, sadece belli belirtileri olanlar sağlık merkezine başvurduğunda test yaptığımız için, bunların büyük bir çoğunluğunda zaten tanı koyma şansımız yok. Yani emin olun şu anda bunun çok üzerinde, bir kısmı omikrondan olmak üzere ama bir kısmı da delta'dan olmak üzere vakalarımız var. Hızla birçok ülkede, örneğin Hollanda ilk defa açıkladı, Avrupa'da vakalarının %50'sinden fazlası artık omikron varyantı haline geldi. Bunun zaten bir 2-2,5 ay içerisinde bütün dünyada delta'nın yerini artık yavaş yavaş omikronun alacağını görüyoruz zaten. Şimdi Türkiye'de ne yapılıyor da vakalar bu kadar çok artıyor derseniz, bir şey yapılmadığı için artıyor. Ve ilk başta bu sınır güvenliğinden başlıyor sorun. Biz en çok varyantları barındıran iki ülkeye, önce Rusya'ya, arkasından İngiltere'ye, işte dedik ki size çok kolaylık göstereceğiz, turist gönderin bize. Ve onlar da zaten bekliyorlardı çünkü onlar kötü durumdaydı. Onların 30 bin vakası varken bizim 5 bin vakamız vardı. Ve Haziran'dan itibaren önce Ruslar sonra İngilizler neredeyse hiçbir kontrole tabi tutulmadan işte yok otelde PCR alacağız falan denerek geldi Türkiye'ye. Ve maalesef çok büyük bir hata da şurada yapıldı ki bunun bilim kurulu kararıyla olduğu otelden bildirilen, ben sordum birkaç otele, kendilerine böyle bir yazı geldiğini söylediler ve maske takmak zorunlu değil bakın turistik otellerde. Düşünün orada İngilizler, Ruslar bir kontrole tabi tutulmadan geliyor. Türk vatandaşları da aynı otele geldiler bayramlarda, tatillerde. Ve aynı asansörleri kullandılar. Maskesiz aynı yemekhanelerde yemek yediler. Bu yayılımın olmaması mümkün değildi zaten. Şu anda da bakın ne iller arasında bir geçiş kontrolü var. Ne iş yerlerinde kalabalıkları önleyecek, işte verdiği usulü çalışma gibi bir sistem var. Ne toplu taşımada kalabalığı önleyecek kademeli mesai gibi bir yöntem uyguluyoruz. Aşılamada geldi bir yere dayandı, bir türlü %62'lerin üstüne 2 doz aşılama çıkmıyor. Kaldı ki omikronda 2 doz da yeterli değil, en az 3 doz olması lazım. Dolayısıyla tıkanmış durumdayız ve kendi haline bırakmış durumdayız. Yani bu kendi haline bırakırken de şunu unutmayalım. Omikron daha hafif seyrediyor. Evet öyle görünüyor. Ama sizin işte ne kadar daha hafif seyrediyor? Güney Afrika çalışmasına göre %80, İngiltere çalışmasına göre %60 daha hafif seyrediyor. Ancak sizin Amerika'da mesela, artık vaka sayıları o kadar arttı ki 500,000'a dayandı günlük vaka sayısı. Ve hastaneye yatışları da ciddi oranda omikron varyantı arttırmaya başladı. Çünkü oran olarak düşük bir yerde sayı arttıkça, yani sizin elinizdeki omikron vaka sayısı arttıkça ve omikron vakası hastaneye yatırmaz, öldürmez diye bir varyant değil. Sadece oranlar düşük.
sizin hastaneye yatan, emin olun bir süre sonra da ölen kişi sayımızda bir artış olacak. Kaldı ki yaşayanlarda da COVID'in bu uzun COVID dediğimiz nedenle ciddi problemler yaşamaya devam ettiğini biliyoruz. O yüzden de bu kadar insan, yüz binlerce insan her gün hastalanırsa ileride Türkiye'de ne gibi sağlık sorunları ortaya çıkacak, bunu da düşünmek lazım. Yani bütün dünya, özellikle gelişmiş ülkeler, gücü olan ülkeler bu yayılımı engellemek için bakın herkes sınırını kapatan var, işte bazı yasakları yeniden getirenler var. Bizim hiçbir şey yapmayarak bu yayılımı engellememiz söz konusu değil. Onlar engellemeye çalışırken niye engelliyorlar? Çünkü bu yayılımın toplumda ciddi bir soruna yol açacağını biliyorlar. Bizim de aynı şekilde davranmamız lazım. Peki Sayın Ceyhan, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa olarak bir de şu sorunun yanıtını sizden rica edeyim. Avrupa'da siz de bahsettiniz. Pek çok ülke aslında önlemlerini artırdı. Hatta 3 Ocak'tan sonrasına ilişkin de sıkı tedbirler olacağını açıkladı. Siz bu konuda Türkiye'de kısmi ya da geniş bir kapanma olur mu? Buna da ya da olmalı mı? Bundan bahsedelim. Olmasından yanasınız diye anlıyorum. Gerçi az önce bahsettiklerinize dayanarak ama bunu netleştirebilirsek. Değilim. Şöyle kısıtlamayla kapanma yanlış kullanılıyor birbirinin yerine. Kısıtlama farklı bir şey. Ben kısıtlamayı savunmuyorum. Yani kısıtlama dediğiniz zaman illa bir yerleri kapatmak ya da insanları eve kapatmaktan bahsetmiyoruz. Hatta tam tersine bunun çok olumlu sonuç vermediğini gördük. Benim bahsettiğim 4 önlem var. Birincisi kalabalık iş yerlerinde özellikle bu kalabalığı engellemek, esnek mesai devadiye usulüyle çalışmayla. İkincisi toplu taşımalardaki kalabalıkları azaltmak. Bunun için de kademeli mesai en etkili yöntem. Üç, aşılama oranını arttırmak. Dördüncüsü hemen yapılmalı. Bakın çok geç kalıyoruz. Bu çok ciddi bir yayılım kaynağı. Şu otellerde kalabalık ortamda yapılan kongreler, sempozyumlar, İşte toplantılar, eğlenceler, bunlar derhal durdurulmalı. Bunu haftalardır ben söylüyorum. Kimse duymuyor ama bu yayılımın en büyük nedeni bu. Doktor kongreleri de dahil buna bakın. Hı hı. Sempozyumlar, kongreler, yüz yüze yapılan bu tip aktivitelerin hemen durdurulması lazım. Benim bahsettiğim kısıtlamaların artırılması bunlar, yoksa bir yerlerin kapatılması değil. Değil. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Rica ederim. Katıldığınız için yayınımıza da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la birlikteydik. Ve omikron varyantının biliyorsunuz Avrupa'daki yayılımı oldukça hızlı oldu. Bu konuda neler yapılabilir? Yeni aşı, TürkAVAK'la ilgili görüşlerini de yine bizlere aktardı.